Ramazan ayını kilo almadan hatta kilo vererek tamamlamak mümkün. 7 şifre vereceğiz şimdi size. Uyarsanız bayrama daha zinde ve birkaç kilo vermiş olarak girebilirsiniz. Ramazan'da yemeden kilo alıyoruz ama aslında hem tok kalmak hem de Ramazan bayramına formda girmek mümkün. İşte Ramazan beslenmesinin 7 altın kuralı. Uzmanlara göre bir numaralı kural orucu bir çorbayla açıp sulu tencere yemekleriyle iftara devam etmek ve sonra sahura kadar bol bol su tüketmek. 8 bardak suyu içmek gerekiyor. İkinci altın kuralda yeşillik ve limonu arttırmak, çayı, kahveyi de azaltmak. Yerseniz yiyin, onun 4 katı miktarında yeşillik tüketin. Örneğin el kadar et mi tükettiniz bir öğünde, 4 açık el kadar yeşillik, bol miktarda limon kullanın. Vücudumuzdan sıvıyı alan içecek maddeleri vardır. Örneğin çay, kahve gibi falan. Kola ve diğer gazlı içecekleri pek fazla tüketmemelerini önermek isterim. Uzmanlardan üçüncü altın kural, yağları doğru kullanmak. Soğanı domatesin suyunda ya da sulandırılmış salçanın suyunda kavurup sonrasında üzerine sebzeyi ilave edilmesini. Zeytinyağını ise pişirdiğiniz yemeğin üzerine tıpkı salataya koyar gibi soğuk olarak ilave etmek gerekir. Dördüncü altın kuralsa pide severlere geliyor. Ramazan denince aklına ilk pide gelenlere iyi bir haberimiz var. Beslenme uzmanlarına göre iftarda ve sahurda pide tüketebilirsiniz tabii ki. Ama o pideyi neyle yediğiniz ve ne kadar yediğiniz önemli. Küçük bir pidenin yarısını iftarda, yarısını sahurda tüketebilirler. Beşinci ve en önemli kuralsa tatlı düşkünlerine geliyor. Burada da yardıma taze yaz meyveleri koşuyor. Her gün 2 porsiyon meyve tüketilmesi lazım. Ramazan'da pideye, tatlılara, şekerli içeceklere yüklenmektense bol bol meyve sebze tüketmemiz gerekiyor. Çünkü meyve sebze hem şeker hem su ihtiyacımızı karşılıyor. Ayrıca yavaşlayan metabolizmamıza da bağırsakların çalışmasını hızlandırarak yardım etmiş oluyor. Sahurda ne yapmak lazım hocam? 6. kural olarak da sahurda tuzlu, yağlı ve şekerli gıda maddelerinden uzak durmayı önermek isterim. Yağsız börek yapılabilir. Sebzeli, peynirli şekilde olabilir. 7. ve son kural hareket. Eğer yürüyüş yapılmaz ise ilk günlerde birazcık kilo kaybedilebilse bile daha sonrasında kilo kaybetmeyi durduracaktır vücut.